Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin'de ve altcoin'lerdeki son durum gelişmelerini değerlendireceğiz. Güncel fiyat hareketini yorumlayacağız. Şu anda bulunduğumuz konumdan fiyat hareketi daha yukarılara çıkabilir mi? Yoksa aşağı yönlü olarak geri çekilme devam mı edecek? Bunu değerlendireceğiz. Bunları değerlendirirken Bitcoin dominans verisi, Ethereum Bitcoin grafiği, likidasyon haritaları ve özellikle de Ethereum'un bireysel grafiğini inceleyeceğiz. Ve bu grafikte hangi noktalara geri çekilme yaşanırsa Hangi altcoinlerde güzel alımlar yapılabilir, eklemeler yapılabilir ya da dönüşü nereden bekliyoruz bunu da sizlere aktaracağım arkadaşlar. Başlamadan önce eğer videoyu yararlı bulursanız beğeni butonuna basmayı ve daha fazla bu tarz içerik gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. İlk olarak Bitcoin'deki fiyat hareketini incelemek istiyorum. Baktığımız zaman son paylaştığım videodan sonra fiyat hareketi 40.300'lü seviyelerden çıktı ve üstteki mor kanalın içerisine geldi. Ve burada bakın daha önceki videoda bahsettiğim çizim, mor kanalın üst bandının denenmesi ve sonrasında alttaki retest. Bakın şimdi burada kritik bir husus var arkadaşlar. Buradaki retest hareketi geldi. E test hareketi geldikten sonra biz burada aslında bir yükseliş hareketi bekliyoruz ve bu yükseliş hareketiyle birlikte de yaptığımız çeşitli planlar var. Üstteki kırmızı çizgiye kadar yani bizim buradaki aktif direnç noktamız şu anda buradaki noktaya kadar fiyat hareketinin çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Ancak bakın aşağıda bir çizim daha yapmıştım. Eğer ki burada tutunamaz ve şuradan reddiyeseydi mor kanalın içerisine giremeseydi Bitcoin'deki fiyat hareketi burada da beklenti 39800'ler sonrasında da 30 8400 seviyelerine kadar yaşanabilecek olası geri çekilmelerde. Yani biz bunlardan bahsediyorduk. Şu anda hacim anlamında Bitcoin hacmi çok yeterli değil arkadaşlar. Hacimde 4 saatlik bantta bakıldığı zaman şu altta da kısa bir hacim görebiliyorsunuz. Hacmin negatif olduğunu yani henüz yeterli hacmin giriş yapmadığını piyasaya görebiliyoruz. Ama burada bazı tehlikeler var. Yani bunları bilmeden şuradaki hareketin retest olarak alıp buradaki konfirmasyonla yukarı yönlü olarak fiyat hareketi beklersek yanılabiliriz. Tabii ki burada yani ben de isterim ki arkadaşlar katıksız bir şekilde yukarı çıkalım ama böyle bir durum söz konusu olmuyor çünkü piyasada ele almamız gereken bakın verilerden çok teoriler var. Çünkü bu teoriler genelde çalışabiliyorlar ve bunlar çalıştığı takdirde de arkadaşlar maalesef fiyat hareketleri sert olduğu için tersini işlem alanlar büyük zarar elde edebiliyorlar. Şimdi buradaki fiyat hareketinden bahsetmek için bizim Bitcoin dominans verisini sizlere göstermemiz lazım. Bitcoin dominans verisini açacak olursak Bitcoin dominans verisinin şu anda 51,7 %22 seviyesinde bulunduğunu ve yukarı yönlü çıkmak istediğini görebiliyorsunuz. Bunun nedenlerinden başlıcası şu arkadaşlar. Bakın şuradaki mumlar açık şekilde boşluk bırakarak inmiş. Yani burada imbalans noktaları mevcut. Ve Bitcoin dominansındaki hareketlilik buraları doldurmak isteyecektir grafik analizi bakımından. Şimdi diyeceksiniz ki bu bitcoin dominans verisi yani yüzdelik bir dilim. Bunun da mı fiyat hareketi mumlara göre oluyor? Evet kesinlikle arkadaşlar bakın buradaki noktaları bu şekilde değerlendiriyorum ben. Tabii ki siz değerlendirmeyebilirsiniz. Yani değerlendirmeyi tercih etmeyebilirsiniz. Bunlar sizin kendi tercihlerinizdir ama ben değerlendirmeyi doğru buluyorum ve buradaki hareketliliğe göre benim ilk bekleyeceğim konum arkadaşlar şu aralık olacaktır. Yani yüzde 52,04 seviyelerine kadar çıkabilecek bir yükseliş hareketi bekliyorum. Peki bizim Bitcoin dominansımızın yükselmesi için ne gerekiyordu? Öncelikle Bitcoin'deki fiyat hareketinin aşağı veya yukarı yönlü olarak hareket etmesi bu hareketin gerçekleşmesi için yeterli. Buradaki en önemli tutum şudur. Bitcoin fiyat hareketi yukarı giderken Ethereum bunu takip mi edecek? Yoksa Ethereum fiyat hareketi bunu takip etmeyip bir geri çekilme mi sergileyecek? Ki buradaki Bitcoin dominans verisi yukarı doğru giderse Ethereum bunu takip edemez. Ethereum belli bir miktarda takip etse bile altcoin'leri takip edemeyeceği için altcoin'lerde geri çekilmeler gözükebilir. Altcoin'ler Bitcoin oranla daha aşağıda kalabilir. Bu durumda dominans verisini yukarı taşır. Ama buradaki kritik durum bitcoin'in düşmesiyle birlikte gerçekleşecek fiyat hareketi. Çünkü son dönemlerde siz de fark etmişsinizdir ki zaten videolarımda da gösteriyorum. Ethereum bitcoin karşısında oldukça sağlam duruyor. Yani öyle böyle bir sağlamlık değil. Burada ethereum bitcoin grafiğini açtığımızda şu şekilde sizlere gösterebilirim. Bakın buradaki trendin kırılımından sonra fiyat hareketi yukarı yönlü olarak çıktı günlük bantta ve buradaki günlük bantta bakın şurayı kırmaya ne kadar istekli olduğunu görün. Yani Ethereum şu anda bırakılsa ya da olumlu bir haberle tetiklense üstteki 0,0681 seviyelerine kadar çıkacaktır. Burayı çıkmaya hedefliyor buralara çıktığında altcoinlerde artık bazı şeyler için geç olacak arkadaşlar. Bazı şeyler için geç olacak arkadaşlar. O yüzden kademeli şekilde spot eklemeler yapmayı mantıklı buluyorum. Çünkü buradan düştüğü takdirde tekrar ekleyebileceğim, e çıktığı takdirde buradaki güzel seviyeleri kaçırmamış olacağım ki bu grafikte de aslında yani buradaki hareketlilik böyle çok kolay şekilde görülebilen bir hareketlilik değil. Bakın yatayda sabit bir şekilde ilerliyor. Ethereum dominans verisine bakacak olursak Ethereum dominansı da bakın aynı veriyi göreceksiniz şimdi. Bakın Ethereum dominansı açıldı arkadaşlar. Aynı hareketi görebiliyorsunuz değil mi? Ethereum Bitcoin grafiği ile Ethereum dominansı verisi aynı şekilde hareket ediyor. Ve buradaki kritik eşik aslında şu. Bakın Bitcoin'de şu hareket geldiğinde Burada gelme olasılığını arttıran verilerden bir tanesi nedir? Öncelikle bunu belirleyeceğiz ve terazinin kefelerine dağıtım yapacağız. Terazinin kefelerine bitcoin'deki yükseliş hareketini tetikleyecek verilerden bir tanesini dağıtacak olursak bu da likitasyon verileri olur. Bakın binance tarafında olsun diğer borsalarda olsun hepsini kontrol etmeye gerek yok ama size şöyle rastgele bir tane açayım arkadaşlar. Bybit geldi bakın bybit dolar grafiğine baktığımızda likitasyon bölgeleri üstte açıyoruz. OKEx'i açalım. OKEX tarafına bakıldığında yine aynı şekilde likidasyon bölgeleri hafif de olsa üst bantta arkadaşlar. Yani genel anlamda likidasyon seviyelerinin yoğunlaştığı kısımlar üstte yer alıyor. Ve bunların seviyeleri de 42.300'lerden başlıyor. 43.000 seviyeleri ve üstte de 43.444 seviyelerinde devam ediyor ve buralarda yoğunlaşmış bir alan var. Genel hat itibariyle bu likidasyon haritaları artık çok fazla kullanılmaya başlandı. Özellikle Twitter tarafında olsun, diğer mecralarda olsun insanlar buna göre işlem almaya başladı. Yakında market maker'lar da bunun bir açığını yakalayabilir. Ya ondan dolayı da bu likidasyon haritalarına biraz seviyeli yaklaşıyorum. Yani direkt bunlara göre işlem almıyorum ama tabii ki önceki dönemlerde bu haritaları kullanarak çok fazla güzel karlar elde ettik ve fiyat hareketinin tahmininde de çok iyi şekilde çalışıyor. Ancak şu anda buradaki noktada artı değer olarak yazılabilir hanemize hala tam olarak bir bozulma söz konusu değil. Fiyat hareketi buradaki likidasyon bölgelerini temizlemekten yana. Yani şurada Bitcoin fiyat hareketi yükselecek diyorsak bunun kanıtlarından bir tanesi de nedir? Likitasyon haritalardır. Likitasyon haritaları bizlere bu seviyeleri veriyor arkadaşlar. Ve buralardaki bölgeleri temizlemek isteyecektir yükselişlerle birlikte. Peki düşüşü tetikleyebilecek teori nedir? Bakın arkadaşlar ben bunun üzerinde çok fazla düşündüm. Coinbase tarafına Basical tarafından Bitcoin aktarılıyor ve sizlere haber kanalında paylaştığım bazı veriler var. Bunları göstermeden önce arkadaşlar videoyu hala beğenmediyseniz beğeni butonuna basarsanız çok iyi olur. Ayrıca arkadaşlar haber kanalı gibi sohbet kanalı gibi kanallara katılmak istiyorsanız hemen videonun açıklamalar kısmında ücretsiz haber kanalı linki var. Altında da sohbet kanalı linki var. Sohbet kanalına katılma isteği gönderdiğinizde isteğiniz ortalama arkadaşlar bir hafta içerisinde onaylanıyor. Sohbet kanalında anlık soru cevaplar, genel değerlendirmeler, günlük olarak ses paylaşımı şeklinde değerlendirmeler. haftadan haftaya eğer bir aksilik çıkmazsa arkadaşlar sesli sohbetler yapılıyor, canlı sesli sohbetler. Bu tarz içeriklere ulaşabiliyorsunuz ve burada bazen işlem alacağım projeleri de sizlerle paylaşıyorum. Ama detaylı analizlerini özel trade grubunda paylaşıyorum. Trade grubu da ücretsiz arkadaşlar ancak kısıtlı sayıda kişi alımı yapılıyor. Ve trade grubuna da katılmak isteyenlerin yapması gereken ilk şey benim linkim ile Bitget'e kaydolup işlemleri burada yapmak. Sonrasında ikinci alım kısmı geldiğinde gruplardan Google formu paylaşılıyor. Bu formu doldurduğunuzda eğer uygunsanız size mail üzerinden link gönderiliyor. Dileyenler de buralara katılarak ve Bitget'e benim referansımla kaydolup işlemleri buradan açarak hem etkinliklerden yararlanabilirsiniz hem özel ayrıcalıklar kazanabilirsiniz. Dileyenler bunlara bakabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim size Telegram haber kanalından paylaştığım veriye. Bakın arkadaşlar, verimiz bu. Grayscale Spot Bitcoin ETF lansmanından bu yana 52.000 Bitcoin sattı. Bakın bir üçteki habere bakıyoruz. Grayscale Coinbase borsasına 13.000 adetin üzerinde Bitcoin transferi gerçekleştirildi. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bu teoriyi kendim buldum. Şimdi burada bir manipülasyon hareketi var ve bunun bari suçlusu olarak Grayscale suçlanıyor. Çünkü Grayscale size daha önceki videolarda açıkladığım şekilde yani daha önceden bu ETF olayının benzerini yapmaya başlamış. Zaten bundan dolayı sekle birlikte davalık olmuş. O süreçlerde ETF olarak nitelendirdiğimiz o GBTC'nin değeri düşmüş. Aşağı düştükçe işte yeni insanlar dahil olmuş ya da insanlar zarara geçmiş. E tabii ki burada kurtulmak isteyenler olacak. Equity kar almak istiyor. Bunlar hepsi gayet normal. E bunları yaparken ama Bitcoin'deki fiyat hareketi baskılanıyor ve aşağı yönlü olarak düşüyor arkadaşlar. Yani sonuçta biz siz bir satış yapıyorsunuz ve bu satışı yaptığınızda piyasa bundan olumsuz etkilenebiliyor. Tabii ki burada Fiyat hareketinin çok fazla derinleşmemesinin en büyük nedenleri diğer fonların spot bitcoin ETF'ini olan talebi karşılayabilmek için dönem dönem bitcoin alımı yapması. Mesela BlackRock tarafı alım yapıyor arkadaşlar ama Grayscale tarafında satışlar gözüküyor. Grayscale'ın satışlarıyla BlackRock'ın alışlarını karşılaştırdığımızda maalesef şu anda Grayscale üstün durumda. Yani Grayscale daha fazla satıyor. Tabii ki bir piyasada bir yerde bu sıfırlanacak ve artık terse dönmeye başlayacak. Alıcılar hakim konuma geçecek. Ancak buraya kadar dikkat etmemiz gereken husus şudur. Coinbase tarafında şu anda bu Bitcoin'ler satılabilir. Yani her an bu Bitcoin'ler Coinbase'de satılıp nakite geçirilebilir. Ve bu durum gerçekleşirse arkadaşlar Bitcoin'deki düşüşün derinleşebileceğini görebiliriz. Ve burada da neden hafta sonu diye soracaksınız? Bakın spot Bitcoin ETF'leri ABD piyasasında işlem görüyor ve hafta sonu tatil belli saat aralıklarında işlem görülür. Yani bunların dışına çıkamazsınız. Ancak siz Bitcoin'i Tutup da coinbase'e transfer edersiniz burada istediğiniz zamanda istediğiniz satışı yapabilirsiniz çünkü 7.24 açık bir piyasa sürekli aktif yani burada hafta sonunda bu işlemi yaptığınızda aslında biraz da göz arkasında kalırsınız neden Çünkü bitcoin ETF'leri kapalı bununla alakası yoktur farklı bir şey arama çabasında olduğu insanlar bundan dolayı bu satışların belli bir kısmının hafta sonunda yapılabileceğini düşünüyorum. Ondan dolayı da arkadaşlar terazinin diğer kefesine bu teoriyi koyuyorum. Tabii ki başlığın adında arkadaşlar teori var. Yani bu olabilir olmayabilir. Kendi ürettiğim bir fikirdir. Bu fikir gerçekleşirse böyle bir senaryo tetiklenebilir. Bana çeşitli açılardan mantıklı geliyor arkadaşlar. E bunu da değerlendirmek tabii ki size kalmış. Yani bunu alıp bir kenarda bekletebilirsiniz. En azından stop seviyelerinizi ayarlarken ya böyle böyle bir şey vardı derseniz benim için yeterli olacaktır. Ethereum grafiğini inceleyeceğiz. Ethereum grafiğini incelediğimiz zaman da şunu görebiliyoruz. Bakın fiyat hareketi şuradaki büyük kanalın içerisinde. Bu kanalın içerisinde olduğu sürece asıl hedefi üst bandını kırmaktır. Yani burada neredeyse 3000 dolar seviyelerine çıkabilecek fiyat hareketleri görebiliriz. Şu anda Ethereum fiyat hareketi 2469 dolar seviyelerinde ve 2469 dolar seviyeleri şu anki yaşadığımız bu manipülasyonlara oranla çok güzel seviyeler ve herhangi bir düşüş olmadı burada. Emin olun bakın şuradaki düşüşler düşüş olarak değerlendirilmiyor bile. Ve zaten bunu Ethereum dominansında ve Ethereum Bitcoin grafiğinde temiz bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi ama buradaki hareketliliğin artık bir yerde ara vermesi lazım. Burada doldurmalar yapması lazım. Ama bakın Destek noktası olarak çalışan kısım aslında bunlar tarafından önceden doldurulmuş bir kısım ve burada küçük bir aralık daha var. Buradaki aralık doldurulacak olursa şuradaki iki yeşil çizgiyi görüyorsunuz. Bunların biri 2254 seviyesi diğeri 2325 dolar seviyesi bu aralığa bir geri çekiliş gelebilir. Bu aralıkta yaşanacak geri çekilişle birlikte altcoinlerde sağlam geri çekilişler olacak ve burada da trade grubundakilerle zaten paylaştım. Belli başlı altcoinlerde çok güzel spot ekleme ve trade yapmak için vadeli işlem atmak için ya da trend yönde long işlem almak için burada çok güzel altcoin alım seviyeleri görülecektir. Ve bunlardan mesela örnek verecek olursak herkesin bildiği Arbitrum çok güzel alım seviyeleri verecek arkadaşlar. Bunları takip etmek için mutlaka sohbet kanalına katılın. Hatta eğer yapabiliyorsanız İşlemlerinizi bitkete taşıyıp trade grubuna katılmak için bekleme sırasına geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada oluşacak fırsatlarda da her türlü değerlendirmeyi yapacağız arkadaşlar. Zaten spot kısımda kademeli şekilde ekleyip en iyi seviyeleri bulmaya çalışıyoruz. Kesinlikle dip yakalamak gibi bir amacımız yok. Bizim ortalamamız iyi olsun, bu bize yeterli. Tabii ki kademeli alım yaptığınızda dipten de alım yapmış oluyorsunuz ister istemez. Bunlar da işin artık meyveleri arkadaşlar. Dediğim gibi Buradaki bir düşüş hareketiyle birlikte Ethereum'un baskın şekilde geri çekilmesi güzel olacaktır. Altcoin'lerde çok güzel, çok beklenmedik seviyeler gelecektir. Burada düşüşü değerlendirirken yapmanız gereken tek şey şudur arkadaşlar. Bu hareket trendin akışını bozdu mu yoksa trendin akışı devam ediyor mu? Yani yükseliş trendi hala var mı yoksa yükseliş trendi bozuldu mu? Eğer bozulmadıysa düşüş nereye giderse gitsin arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Bunlar bizim için avantaj. Ama eğer yükseliş trendini bozar yeni bir trend oluşumuna giderse bu bizim için biraz sıkıntılıdır. Ama dediğim gibi sonuçta bu piyasada Elimizdeki araçları kullanarak iki yönlü de işlem alabiliyoruz. Baktık yükseliş trendi bozuluyor. Ne yapacağız arkadaşlar? İşlemlerimizde short işlemleri dahil edip trendin yönüne doğru işlem almaya devam edeceğiz. Trendin tersine işlem almak şu anda çok fazla mantıklı değil. Bakın burada düşüş senaryoları konuşuyoruz. Ancak ben buradan short işlem alacak mıyım? Almayacağım arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Çünkü riski arttırmak istemiyorum. Acelem de yok. Bu piyasa sonuna kadar devam edecek. Yani bir şekilde buradan kar elde edebileceğiz. Önemli olan sabırlı olup doğru konumlardan fiyat hareketinin bize gelmesini beklemek. Bu videoda anlattıklarım umarım sizler için yararlı olmuştur. Eğer yararlı olduysa beğeni butonuna basarak ve abone olarak destek olabilirsiniz. Sorularınız ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmında belirtirseniz elimden geldiğince okumaya çalışacağım. Haricinde arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında işinize yarayacak birçok bağlantı ve birçok etkinlik mevcut. Bunlara da dileyenler bakabilir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.